Aslında Cezaevi İdari Gözlem Kurulları çok uzun zamandır var. Ancak 2021'deki infaz değişikliğinden sonra bir takım yeni düzenlemelerle beraber koşullu salıverilme değerlendirmelerinde de, ihal değerlendirmelerinde de daha aktif bir şekilde rol almaya başladılar. Daha öncesinde de yani mahpusların sınıflandırılması ve gözleme açısından ve hapishanedeki talepler doğrultusunda bir takım kararlar alıyorlardı ama koşullu salıverilme noktasında çok bir bu kadar en azından bugünkü kadar aktif bir rolleri yoktu. Şimdi 2021'den sonra artık ihal değerlendirme kararı çıkardılar ve artık koşullu salıverilme, denetimli serbestlik gibi durumlarda da mahpusların ihalleri değerlendiriliyor bu kurullar tarafından. Ona göre karar veriliyor. Uzun süreli hapisliklerde veya uzun süreli ağırlaştırılmış müebbetlerde şu an Türkiye'de tahliye durumu söz konusu olmuyor. Ölünceye kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak AİHM'in kararlarında da umut hakkı kapsamında bu kişilerin belli sürelerle tekrardan ve bir kurul önüne çıkartılarak ihallelik durumunun değerlendirilip tahliyelerinin gündeme getirilmesi önerisinde bulunulmuştu. Bu doğrultuda aslında olması gerekiyor. Özellikle uzun süreli hapis durumlarında. Ancak bugün Türkiye'deki uygulanışı bu AİHM'in önerisinden çok daha farklı, çok daha aleyhe şekilde uygulanıyor. Şu an tamamen mahpusların tahliyelerini engelleyen bir kurum haline gelmiş durumdalar. Aslında tekrardan bir kendilerini mahkeme yerine koyarak mahpusların ceza içerisinde bir kez daha cezalandırılmasına sebebiyet veriyorlar. Politik noktası var çünkü bu 30 yıllık mahpuslar dediğimiz özellikle siyasi mahpuslar açısından 30 yılını doldurmuş mahpusların tahliye tarihleri 2022 itibariyle gündeme gelmeye başlıyor ve politik suçlardan dolayı hapishanede tutulan 30 yıllık mahpusların tahliye süreçleri başlamış oluyor. Biraz bunları aslında cezalandırmak veya bu tahliyeleri engellemek amacıyla gündeme geldiğini düşünüyoruz. Onun dışında yani karar alınırken hiçbir hukuki aslında gerekçesi yok. Değerlendirme yapılırken mahpusun hapishane içerisindeki bütün hükümlülük süresindeki davranışları gündeme alınıyor deniyor. Ancak uygulamaya baktığımız zaman yönetmelikle ve kanunla çok ayrı, ondan çok farklı uygulandığını görüyoruz. Öncelikle yönetmelikte bir kurulun toplandığı ve kişinin kurul önüne çıktığı çıkması gerektiği söyleniyor. Ancak bizim yaptığımız farklı hapishanelerde, farklı görüşmelerde, farklı mahpuslarla yaptığımız görüşmelerde bir kurul önüne çıkmaktan bahsedilmiyor. Genelde hapishanedeki bir sosyolog ya da psikolog tarafından gelip dosya üzerinden bir görüşme yapıldığı söyleniyor. Bir takım sorular sorulduğu söyleniyor. Bazen tamamen dosya üzerinden görüşmeler yapıldı. Burada da daha çok işlediğiniz suçtan dolayı pişman mısınız? Bir pişmanlık dayatması söz konusu oluyor. Onun dışında çok farklı keyfi sorular sorulabiliyor. Benim hatırladığım kadarıyla gündeme gelen güneş sizin için ne ifade ediyor? Abdullah Öcalan'ı ne olarak görüyorsunuz? Gibi sorular var. Onun dışında mahpusların orada kullandıkları su miktarları, işte su tasarrufu yapmadığı gerekçesi, onun dışında işte okuduğu kitap sayıları, mesela hapishane kütüphanesinden aldığı kitap sayısı ama mahpuslara baktığınız zaman aslında sadece hapishane kütüphanesinden değil, birçok şekilde dışarıdan, dış kantinden aldıkları kitaplar, ailelerinin yatırdığı kitaplar söz konusu oluyor. Gönderdikleri mektuplarda kullanılan ifadeler, kendilerine gelen mektuplarda kullanılan ifadeler, bu tarz şeyler gerekçe gösteriliyor. Aslında çok da hukuki bir yanı yok bu kurulların aldığı kararların. Zaten hukuk formasyonunu almış kişiler de yer almıyor bu kurullarda. Bağımsız kişiler değiller. Baktığımızda kurulu oluşturan kişiler, bu mahpuslara disiplin cezası veren, mahpuslara çıplak arama dayatan, mahpusları darp eden, hücrelerini basıp hücreleri talan eden kişilerden oluşuyor. Mahpuslara gelen mektupları okuyup engelleme kararı veren kişiler bu kurullarda yer alıyor ve bunların görüşleri doğrultusunda zaten mahpusların koşullu salıverilmeden faydalandırılıp faydalandırılmayacağı
değerlendiriliyor. Bu da aslında bu kişilerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermediklerini gösteriyor. Bu şeylerin daha bağımsız kişilerden, tarafsız kişilerden, belki de hapishane dışarısında hukuk eğitimi almış, psikoloji eğitimi almış kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir kurul olacaksa, böyle bir kurul ahim kararlarında da zaten uzun süreli mahpuslarda veya işte çıkma umudu olmayan mahpuslarda değerlendirme yapılıp ona göre eğer iyi halliyse tahliyesi ne öngören koşullarda olması gerektiği savunuluyor ve hani bu şekildeyse de bu kişilerin bağımsız ve tarafsız kişilerden olması gerekiyor. Aslında mahpusla bu kadar iç içe olan ve mahpusun bütün haklarını, aslında temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına sebebiyet veren, hak ihlallerine sebebiyet veren kişilerden oluşması daha fazla hak ihlaline sebep oluyor. O yüzden bu kişilerin tarafsız ve bağımsız kişilerden oluşması gerekiyor.